Dede fış 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 dede fış 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 fış. Oo, gökyüzü mavi, yerler yeşil. Yoksa Cengo yeşil sahalara dönüş yapmayı mı düşünüyor? Ay inanmıyorum. Abo, o uzaktaki de nedir? Benim düşündüğüm şey mi yoksa? Hadi bakalım, uzayalım. Cengo, uzayalım dedim. Uzanalım demedim. Pardon, Deadpool. Deadpool'dan seri hareketler. Boşa kaçıyor. Topla buluştu. Vurdu ve gol oldu. Rakip takımın oyuncuları defans açtı. Kaleciyle karşı karşıya ama Deadpool kayarak müdahale ediyor. Havadan bir top geliyor. Deadpool onu göğsüyle alıp... Deadpool ne yapıyorsun? Amanin. Top yumuşatıyorduk ya. Maçın en heyecanlı dakikaları. Cengo bir sola gidiyor. O fikrini değiştirdi. Şimdi sağa gitti. Yine düşünüyor. Bir sol yapıyor. Bir sağ yapıyor. Bir sol yapıyor. Bir sağ yapıyor derken fake atıp ortadaki oyuncak poşetini hemen alıyor eline. Ve oyuncak poşetiyle adeta oynuyor. Çevresinde döndükçe dönüyor. Daha sonra rakip defansın gözlerinin içine bakarak oyuncak poşetini açmaya çalışıyor. O açamadı, çevirdi, yine açmaya çalıştı, yine olmadı. Gerçekten Cengo'nun son vuruşları kötüymüş. Biraz geliştirmesi lazım ama şu anda defansın zayıflığını kullandı. Açmaya çalışıyor, yine olmadı ve bir takviye kuvvet istiyor sanırım. Cengo zorunlu bir oyuncu değişikliği yapıp Çelik Falçata'yı oyuna sokuyor ve oyunun kaderini değiştiriyor. Ve böylece kutuyu çok rahat bir şekilde açıyor. Ve bakalım içinden kim çıkıyor? İşte oyuncumuz karşınızda. İşte minik futbolcumuz Manchester City'nin Fransız defans oyuncusu Bakary Sagna. Görmüş olduğunuz gibi Cengo'nun ellerinde yetişip dünyanın en büyük kulüplerinde yoluna devam ediyor. Başarılar Sagna. Evet seyirciler, maçın ikinci yarısındayız. Cengo solo sağlı ataklarına devam ediyor ama bir türlü sonucu değiştiremiyor. Bir anda taktik değişikliği yaptı. Toplu hücuma geçiyor ve iki tane oyuncağı bir anda kapıyor ve hemen önüne doğru çekiyor. Ve ikinci yarının başında oyuna girmiş olan Falcatovic ile bir anda toplu bir paslaşmayı yapıp oyuncak kutusunun tekini kesip açıyor. Çok acımasız. Oyuncak kutumuz açıldı ve futbol yıldızını gün ışığına çıkartıyoruz. İşte bugünkü diğer futbolcumuz. Oh kimler varmış? 23 yaşındaki forvet Gerard Diolfo. Eski takıma Barcelona formasını üzerinden çıkartmamış. Ama yeni takımı Milan için başarıdan başarıya koşturmak istiyor. Görmüş olduğunuz gibi o da Cenk Doğan'ın elleri arasında kameraya kafa atıyor. Neden atıyorsa onu da şöyle bir kenara koyalım, sakinlesin. Artık maçta son saniyeler. Cengo son oyuncak poşetini eline aldı. Şöyle bir etrafına baktı. Düdüğü ağzına götürdü ve son düdüğü çaldı. Düt düt. Ve bütün seyirciler sevinç içinde ellerinde falçatayla oyuncağa yaklaşıp oyuncak kutusunu, son oyuncak kutusunu görmüş olduğunuz gibi açıyor. Bakalım son kutudan acaba hangi futbolcu çıkıyor? Evet, son oyuncak kutumuzdan bakalım hangi futbolcu çıkıyor? Aman Allah'ım, futbolcunun ayakları kırılmış durumda. Sanırım topa çok hızlı vurmuşuz. Şöyle altında hemen takalım. Takabiliyorsak, takılıyor mu? Ters çevir Cengo. Bu sefer öyle dene. İşte oldu. Küçük bir sakatlıktan sonra yeşil sahalara geri dönüyor. Bu da emekdar futbolcumuz Lee McCloch. Rangers takımının yaşlı kurt orta saha oyuncusu. Tam tamına 38 yaşında. Artık futbolu bırak diyoruz ve Cengo'nun ellerinde onu emekliye ayırıyoruz.
şöyle bir etrafımıza baktığımız zaman gerçekten eskisiyle, yenisiyle, orta yaşlısıyla bir sürü futbolcu çevremi sarmış durumda. En sevdiğim spor dallarından biri olan futbol yıldızlarını karşınızda görüyorsunuz. Benim gibi süper bir yıldız çıkmasa da bu yıldızlar da idare eder. Umarım arkadaşlar videomuzu ve oyuncak figürlerimizi beğenmişsinizdir. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Ben buradayım, sizi beklerim. 3 tane burada, 1 tane de ben, 4. Cengo'da 7 tane daha böyle futbolcu açtık mı? Deadpool United Spor'u oluşturduk. Bekle bizi, Wolverine idman gücü.